1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle revani yapacağız. Malzemelerimiz 4 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 2 paket hamur kabartma tozu, 2 paket şekerli vanilin kullanacağız. Şerbeti içinde 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve yarım limon suyu kullanacağız. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Şöyle bir tencereye 2,5 su bardağı şekeri koyacağız. Şöyle 2. Şöyle de 2,5. Şimdi üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Dakika boyunca kaynatacağız. Kaynadıktan sonra 30 dakika sonunda içerisine yarım limon suyu sıkacağız. Karıştırıp ocaktan alacağız. Şimdi de artık revanimizin hamurunu hazırlayacağız. 4 tane yumurtayı kırıyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için 4 tane kullandım. Eğer büyük boy yumurtanız varsa 3 tane de yeterli olur. Üzerine toz şekeri koyuyoruz 1 çay bardağı. Şimdi mikserde güzelce çırpıyoruz. Şimdi üzerine sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Sıvı yağımızı koyduktan sonra tekrar çırpıyoruz. Malzemelerde söylemeyi unuttuğum bir malzememiz daha var. 1 su bardağı yoğurt mutlaka bu tarifte kullanacağız. Onu da hemen ekliyorum. 1 su bardağı irmik koyuyoruz. Şimdi de 1,5 su bardağı un ilavesi yapacağım. Şöyle 1. Şöyle 1,5. Artık kabartma tozlarını ve şekerli vanilini de ekleyeceğim. Paket kabartma tozu, 2 paket şekerli vanilin kullanıyorum. Tekrar çırpacağız. Şimdi yağlanmış bir fırın tepsisine veya borcama karışımımızı dökeceğiz. Ben şöyle bir fırın tepsisi kullanacağım. Biraz sıvı yağ döktüm ve şöyle her tarafını güzelce yağlıyorum. Işıkla biraz düzeltelim. Her tarafı eşit yayılsın. Revani hamurumuz. Şöyle 2-3 kere masaya vurduk. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık bir 20-25 dakika tabii ki kontrol ederek pişireceğiz. Şöyle şerbeti göstereyim. Yarım saat kaynadı. Şimdi ocaktan almadan önce yarım limon suyu sıkıyorum. Şöyle bir karıştırdım. Artık ocağı kapatacağım. Oda ısısında soğuyacak şerbet. Evet, revanimiz pişti. Yaklaşık 20 dakikada pişti. İlk sıcaklığı çıkmasını bekledim. Şimdi üzerine oda ısısında soğumuş olan şerbetimizi dökeceğiz. Şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Sonrasında da dilimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi revanimiz şerbetini güzelce çekti. Tamamen. Artık dilimleyeceğim. Bir revaninin güzel olduğunu pamuk gibi süngerimsi dokusundan ve şerbetini iyice çekmesinden anlayabilirsiniz. Kara kara dilimliyoruz. Sonrasında isterseniz üzerine Hindistan cevizi serpip sunum yapabilirsiniz. Ben şöyle Hindistan ceviziyle karelerin üzerine süsleme yapıyorum. Sade de bırakabilirsiniz, nasıl isterseniz. Çok lezzetli oluyor, tam kıvamında. Bu tarifimi denerseniz hep bunu yapmak isteyeceksiniz. Ben şöyle dilimledim. Görüyorsunuz dokusunu, kıvamını. O kadar lezzetli, o kadar güzel ki. Deneyenlere afiyet olsun. Harika, sünger gibi, yumuşacık ve şerbetini de tamamen çekiyor. Revani tarifimi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun.